Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karali TET IT Geometri Soru Bankası kitabındaki doğru açılar konusunun test 1 testini çözeceğiz. Kitabımız bu ve test 1 kitabımızda sayfa 4'te yani sayfa 4 ve 5'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım bakalım. Tümler iki açının ölçülerinin birbirine oranı 2 bölü 3 verilmiş. Arkadaşlar tümler iki açı. Açıyı alfa dersem diğerine beta deyip de alfa artı beta 90 demeyelim iki bilinmeyenle uğraşmış oluyoruz. Diğeri de 90 eksi alfa dersek daha sağlıklı olacaktır. Tümler iki açı dediği zaman. Şimdi bunları oranladığımızda alfayı 90 eksi alfayı oranladığımızda 2 bölü 3'müş. İşler işler yapalım. 3 alfa buradan neye eşit oluyor? 180 eksi 2 alfaya eşit oldu. Buradan eksi 2 alfa bir tarafa artı 2 alfa diye geçti. 5 alfa eşittir 180'den alfayı da 180 bölü 5. 5'e bölme kuralı 0 at 2 ile çarptı değil mi? 36 geldi ama soru cevap 36 değil. Bu açılardan küçüğünün bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar alfayı 36 bulduk ya. O zaman 90 x alfa kaç yapar? 54. Küçüğünün diyor. Yani küçüğü hangisi yapıyor? Bu. 36'nın bütünleri soruluyor. Yani 36 bütünleri de kaç yapar? 180 eksi 36 yapar. O da kaç yapıyor o zaman? 144 yapıyor. Yani cevap balık esir oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Şekilde BD ile BC dik verilmiş. Şu dik verilmiş. ABC açısı da 130 derece verilmiş. Hocam şu açının tamamı 130 verilmiş. O zaman buraya kaç derece kaldı? 90'ı buradaysa buraya 40 derece kaldı. Buna göre diyor CBD açısının açı ortayı ile CBD'nin açı ortayı ile hemen çizelim. CBD'nin açı ortayı hop şu. Bak 90'ın açı ortayı olacak. Dikkat. Yani 45 45 ile ABD açısının açı ortayı. ABD açısının açı ABD'nin açı ortayı da arkadaşlar 40'ı keş parçaya bölecek. Hop şurası 20 derece 20 derece yaptı arasındaki açının bütünlerinin ölçüsü soruluyor bana. Hocam şu ikisinin arasındaki açı kaç yaptı? 65 yaptı. Cevap 65 değil. Bunun bütünleri soruluyor. Yani 180 eksi 65 soruluyor bize. O zaman cevap böylelikle 115 yapar. Evet cevap balık kesir oldu. ikinci soruda. Geldik üçe. Evet. BA paralel DE denmiş. Şimdi paralellikler verince ne yapıyorduk? Ya paralel doğruları uzatıyorduk ki biz bunu genelde tercih etmiyorduk. Ama buradan da yapabilirsin tabii ki. Paralel doğruları uzattığın zaman yalnız üçgen bilgisiyle uğraşıyorsun. Ya da ne yapıyorduk? Sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Sivrilen yerden paralel çizmeyi biz daha çok seviyoruz. Bakalım şuradan çizdik. Ama buradan çizdiğin zaman da baktığın soru böyle çok da karışıyorsa o zaman ne yapacaksın? O paraleli uzat üçgen bilgisinde kullan. Hani iç açılar toplamı ya da iki iç açı bir dış açı falan yine yapmaya devam edersin. Tamam Onu da zaten doğru açılardan sonra gördünüz ya da önceki konulardan hatırlıyorsunuz. 8. sınıfta hatırlıyorsunuz daha doğrusu. Şimdi öncelikli olarak şu 76'yı kullanalım. Hocam paralel çizdik ya. Hop şöyle bir Z kuralı var. Z'den dolayı burası da kaç yaptı? 76 yaptı. Sonra 76 ile 54'ü topladığın zaman kaç yapıyor arkadaşım? Topladığın zaman 130 yapıyor. Hocam burası 130. Bak şurayı bulup sonra U'dan yapabilirsin. Ya da ne yaparsın? Hocam şöyle bir Z kuralı var. Burası 130'sa burası da 130 olmak zorunda değil mi? Yani X'i böylelikle direkt 130 buluruz. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik dördüncü soruya. Berra kenarları birbirine dik olan kitapla şöyle kenarları birbirine dik olan kitapla şekildeki gibi yani bu bir dik dörtgen demek istemiş. Şekildeki gibi kitapları yerleştirmiştir. Kitapların görünen yüzeyleri birer dik dörtgendir. İşte şu sırt kısımları birer dik dörtgenmiş. Yukarıdaki verilere göre alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bunun farklı şekilde yapımları tabii ki mevcut. Ne yaparsın? Hocam bir kere Şimdi bu dikey kitaplar, zemine dik ya, şu dikey, e, bu da dikey, paralel, e, bu da dikey paralel. Kırmızılar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Sonra arkadaşım, şu kenar dikdörtgen ya, şu kenarla bu kenar paralel mi? Evet. Hocam bu da paralel, bu da paralel üst üste yapışık, bu da paralel, e, bu da paralel oldu mu? Oldu. Aa, ne oldu arkadaşlar? Şöyle diyebiliriz, alfa'ya direkt 55 diyebiliriz. Niye? Hocam çünkü kırmızılar paralel, maviler paralel. Böyle iç ters açı yok mu burada arkadaşlar? Olur. Yani bir açı bir yerde diğer açı farklı bir yerde iç ters kullanabiliriz. Biz genelde iç tersi nasıl gördük? Bak bir şey öğreniyorsun burada da. Dikkat et. Şöyle hocam bunlar birbirine paralelse z kuralı varsa diye öğreniyorduk değil mi? Evet z kuralı varsa iç terslik var diyorduk. Doğru. Kesinlikle haklısın. Ama bak burada ayrı gayri yerlerde bu doğrular paralel. Şu doğrularda paralelse Farklı farklı yerlerde olduğu zaman da yine iç tersliği bu şekilde kullanabilirsin. Ya da şunu şöyle uzatıp hocam burası 55, yöndeşliği de aynı şekilde de düşünebilirsin. Tamam? Ya hocam ben bunu anlayamadım diyebilirsin ama bak bir şey daha öğrenmiş oldun. Her soru güzel bir şeyler katacak sana. Ben bunu kullanamadım böyle. Başka türlü nasıl yapabilirim? Tamam şunların paralelliğini biz kullanacağız. Şunlar paralel. Çünkü yapışık bu kenarlar. Hocam 55'se 90'sa 180'e tamamlayan açısından dolayı buraya kaç kaldı? 35. 35 90'sa üçgenden dolayı şuradaki açıyı bulabilirim ben. İkisinin toplamı 90 olacak ya. Yani buraya 55 kaldı. Aa hocam maviler birbirine paralel. E o zaman ya da şu siyahlar da birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Evet. Siyahlar birbirine paralel. E yöndeş açıdan dolayı burası da 55, burası da 55, burası da 55, burası da 55. Değil midir? Evet. 55 90 sa e burası 180'e tamamlayan açısı. Yani burası 35 yapar. 35 90 sa üçgenin iç açıları toplamından yani alfa artı 35 eşittir 90 olduğundan alfayı da böylelikle 55 derece olarak buluruz. Bu da sana ikinci bir yol olsun. Bak süper bir soru. İlk testte kolay mı? Kolay. O ayrı bir konu. Ama bazen tanımı sadece tek durumlarda kullanabiliyoruz. Farklı durumlarda da kullanmayı bak iç dersi farklı bir durumlarda da kullanmayı öğreten çok hoş bir soru oldu bu. Geldik örnek 5'e. BCD noktaları doğrusal verilmiş. BA ile de CE birbirine dik verilmiş. E burada BA ile CE kesmiyor. Sen bunu istediğin kadar uzat. BA ile kesmiyor. E bunu da uzatırsak hop burada kesiyorlar değil mi? E o zaman şunun uzantısı dik olacak böyle. Ya da şöyle de yazılabilirdi. Şu yazılmasaydı BA ile CA. BA doğrusu yani bu demek değil mi? Yani AB doğrusu. AB'nin uzantısı burada. Burası 90 derece diyeceğiz. Peki sonrasında ne yapacağız? Hocam tamam 180 derece. Buraya kaç derece kaldı? 48 derece kaldı. E hocam burada bir üçgen bilgisi var. İki iç açı bir dış açı. Daha tam öğrenmedik. Sonraki konuda öyle anlatayım. Ama aslında bu bir doğru açı sorusu. 8. sınıftan hatırlıyoruz. Üçgende iç açılar toplamı 180. Ya da bir dik üçgen olduğu için diğer iki açının toplamı 90 olacak ya. Buraya kaç derece kaldı? 42. E burada da bir doğru açı var. X artı 42 eşittir 180 ise. X'i de böylelikle 138 derece olarak buluruz. Yani cevap E dremit oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Şimdi ne var? Direkt M'yi fark etmişsindir. Şu şekilde paralellikler varsa bir M kuralı var. Bak şu M'den dolayı. Hocam M'den dolayı 48 ile 36'nın toplamı kaç yapıyor? 84 mi yapıyor? Evet 84. Bu açının tamamı 84. 84 de iki eş parçaya bölmüş. 42-42 olarak bölmüş burası. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Hocam x deniyor benden. E şu paralel verilmiş mi sarı doğrular. Evet sarı doğrular paralel. Bunu kullanacağım. E biz genelde sıkıntı yaşadığımız zaman ne yapıyoruz? Ya paralel doğruları uzatıyoruz ya sivrilen yerden paralel çiziyoruz. E zaten buradan paralel çizilmiş. Şu paraleli şöyle uzatsak. Hocam uzattığımız zaman ne oluyor? Bak uzatalım. Düzgünce uzatalım. Hop uzattık. Şunun tamamı kaç? 42. Unutma bunu. Hocam uzattık. Şunlar paralel ya. Bak şurada bir Z kuralı çıktı mı? Çıktı. Z'den dolayı burası 36 olur. E hocam bunun tamamı zaten 47. O zaman buraya kaç derece kaldı? 6 derece kaldı. Dikkat dikkat. Hocam bu doğru ile şu doğru arasında ters açı yok mu? Böyle var. Yani x direkt neye eşit oldu o zaman? 6'ya eşit oldu. 6. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 7'ye. Şimdi 3 açı ölçer kullanılarak oluşturulan şekilde. Açı ölçere dikkat edelim tanıyalım diye ben burada yazdım bu soruyu. Çünkü MSU'da kullanıldı açı ölçer. TYT'de ve AYT'de kullanılmadı. Yani açı ölçer ne demek? Hani 0'dan başlayıp 180'e kadar gidiyor. Ama 0 ile 180 derece olarak da göstermesi lazım bazı açı ölçer bilimlerde. Yani mesela burası 0 iken burası 180 diye göstermesi lazım. E ben buradaki 150 derece olduğundan şuradan 0'ın buradaki olduğunu böyle tahmin edebiliyorum aslında. Tahmin ettiğimiz yerlerde de göstermek zorunda da değiller. Buna da dikkat et tamam mı? Mesela burada 0 nasıl? Burası 110 iken burası 40 ya. Bak böyle küçülüyor 0 mesela burada. Anladın? Burası 160 ya. Mesela burası 180 oldu belli. Burada kaç ölçerlerde 0 ve 180'i göstermemize gerek yok. E hocam bu tam 150 dereceyi göstermişken şu da 0 ölçüsünde ya. Yani buradan buraya hop kaç derece demek burası? 150 derece demek. Sonra buraya geldiğim zaman bu 40 derece ile 110 derece arasında. 110'dan 40'ı çıkartınca kaç geliyor? 70 derece oldu burası. E buradaki açıyı da buluruz biz. Arkadaşlar şurada bir kalem ucu kuralı var. Biz kalem ucu kuralını böyle ezbere yapmıyorduk. Yani şu üçünün toplamı 180 demiyorduk. Ne diyorduk? Ya paralel doğruları doğru uzatıyorduk böyle. Buradan yapıyorduk. Hocam 150 ise burası 30. Bak şöyle bir M kuralı var. 30 ile neyi toplarsak 70 yapar? 40'ı. Ya da yerden paralel çizip iki tane U yani toplamın 360 olmasını o şekilde de ispatlıyorduk. Neyse burası 40 ise burası kaç yaptı? 140 yaptı. E hocam burada kaçı 140 derece ise 160 ne arasındaki açı 140 derece? Yani 160 eksi x 140 derece dememiz lazım değil mi? Yani x'i de böyle kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Tam burası 20 derece olunca 160 eksi 20, 140 derece yapıyor. Şuradaki aradaki açı. Bak bu şekilde açı ölçüleri de tanımış olduk. Tamam. Bu arada so konu anlatımındaki eksik parçaları da bak burada tamamlıyoruz. Çok güzel bir şekilde tamamlıyoruz hem de. Geldik örnek 8'e. Cevap ne oldu burada? 20 oldu. Yani 27 işaretleyelim. Cevap Balıkesir. Geldik 8'e. Ne var burada? Öncelikle 24'ü kullanalım. Hocam tamamı 180. 180'den 24 çıkarsan 156. 156'yı da 2'ye bölsen 78 yapıyor. Hocam şurası 78'e 78 mi oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam paralel bunlar. Şöyle bir Z kuralı var. Bak hop Z kuralı var. A 78 ise burası da 78. E, burada kaçının tamamı 78 ise o zaman ne diyeceğiz? 78 2'ye böldüğümüz zaman bunlar 39 39 derece yaptı. Sonra ne yapacağız? Hop x'e baktığında şöyle bir m kuralı var. 2 zaten iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa m'ye dikkat et diye hep söylüyoruz. O zaman x neye eşittir? 24 ile 39'un toplamına 24 artı 39'dan kaç buluruz? 63 buluruz? Evet cevap 63 yani cevap balık esir oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Bu soruda da saati geometride nasıl kullanabiliriz onu öğreneceğiz. Biraz önce açı orta açı ölçek kullanmayı öğrendik ya şimdi de saati kullanacağız. Arkadaş saatte 12'de 12 bölme yok bu var. E, 12 eşit bölme var. 360'ı sen 12'ye bölsen kaç yapıyor? 360/12 bölü 12, 30. Yani her bir bölme 30 derece. O zaman şu saati ben kullanayım. 1 2 3 4 bölme var. O zaman burası 120 derece. Hocam burada da saati kullanıyorum. Tam 1'den ve 10'dan geçmiş. Yani 1, 2, 3 bölme var. 3 tane 10 kaç yaptı? 90 derece mi yaptı? Evet. E şimdi 110'u kullanalım. Hocam şunlar paralel. Ya paralel doğrular uzatacağız. Şu paralel doğruyu uzatsak bunu uzatırsak şekil karışacak. Sivrilen yerden paralel çizmek daha mantıklı değil mi? Evet buradan çizdim. Aa çizince ne geldi? Hop şöyle bir M kuralı geldi. E M kuralından dolayı bu açı zaten 60 derece. 120'nin 180'e tamamlayalım. E o zaman 60'la neyi toplarsan 110 yapar? 50'ye hocam. Burası 50 yapar. 50 90 sa buraya kaç kalır? 180 hata e 40 yapar. E, o zaman burada da şunların ikisi birbirine paralel ya. Paralel çizmiştim çünkü bunlara. E, bu da bununla paraleldi. U kuralından dolayı x artı 40 eşittir 180'den x'i de böylelikle 140 derece olarak buluruz. Yani cevap Edremit yaptı 9. soruda. Geldik 10. soruya. Ne yapmış? Devrim dikdörtgen biçimindeki bir kartonu. Bak dikdörtgen diyor. Dikdörtgeni kullanacaksın bir kere. Dikdörtgen olması ne anlama geliyor? Şu açının 90 derece olması anlamına geliyor. 90'ları kullanmayacağız galiba. Ve karşılıklı kenarların paralel olması anlamına geliyor. Yani sana diyor ki şunlar birbirine paralel. Eyvallah. Şöyle bir kesim yapmışız. E tamam. Bu kesimde şurası x derece. Burası 140 derece. Ve şurası da 120 derece. E ben sadece bunu kullanayım. E bu zamana kadar çözdüğümüz soruların farklı bir versiyonu aslında burada. Buradaki açıları da böyle belirlemiş. X açısı nedir diye soruluyor. Ne yapabilirsin? Ya sivrilen yerden paralel çizeceksin ya da paralel doğruyu uzatacaksın. Hadi bu sefer paralel doğruyu uzatarak yapalım. Hep sivrilen yerden paralel çizdik ya. Hop şu paralel doğruyu uzatsak hocam. Şu 120'yi kullanalım. 120 ise bak burası 60. Hocam Z'den dolayı burası da 60 yaptı. Ters açıdan 60 yaptı. E 140 ise burası da 40 derece. 60 40 daha 100. E 180'a e tamam da 80 derece yapar. Üçgen bilgisi kullandık ama iç açıları toplamı 180 olduğunu biliyoruz. İşte paralel doğru uzattığımızda genelde üçgen bilgisiyle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz üzere. 10. soru balık kesir oldu. Geldik 11'e. Ne var? Paralel doğrular arasında birkaç tane sivrilen yer var. Biz genelde bu tür sorularda çok sıkıntı yaşıyorsak, yaşıyorsak ne yapıyorduk? Çiz paraleli, çiz paraleli. Sivrilen yerlerden paralel çizerek yapıyorduk. Ya da burada ne var? Şu paralel doğruyu uzatırsak zikzak var. Bak, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Sağa bakan açılar toplamı sola bakan açıların toplamına eşitti. Ama sistematik sırayla sağ, sol, sağ. Burada sola bakan açısı lazım. Bunu dikkat etmek lazımdı ya da sivrilen yerlerden paralel çizerek de sonuca çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorduk. E burada x artı 90 neye eşit oldu? 80 artı 40'a eşit oldu. E o zaman x buradan neye eşit oldu? 120 eksi 90'dan 30 dereceye eşit oldu. Yani 11. soru 30 balıkesir yaptı. Geldik 12'ye. Ne yapacağız 12'de? Hocam şunlar paralel verilmiş. Paralel doğrular verilince ne yapıyorduk? Ya paralel doğrular uzatıyorduk ya da sivrilen yerden paralel çiziyorduk. İster sivrilen yerden paralel çiz istersen şey yap. Paraleller bu doğrulukta ya o zaman şöyle paralel çizeceksin. Tamam. Ya da ne yaparsın hocam şu paralel doğruyu uzatırsın. Şunların paralelliğini kullanabiliriz. E, ee, i̇stediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Ben hadi burada çok karışık ya. Şu sivrilen yerden paralel çizeyim. Ve paralel de böyle çizerken şöyle değil bak. Hep böyle yatay paralel çizmeye alışkınız. Hayır paraleller doğrultusunda paralel çizeceksin. Bunu unutma. Yani şu paraleller doğrultusunda hop C'den şöyle bir paralel çizdik. E bunu kullanacağız şimdi. Arkadaş burada ne var? U kuralı var. 155'i kullanalım. 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar burası? 25. Hocam şununla da şu birbirine paralel. Noktaysa burası da nokta mı olur? Evet. Sonrasında üçgeni bilen arkadaşlar şuradan rahat bir şekilde yapabilir. Hocam 2 iç açı bir dış açı. Alfa ile noktanın toplamı nokta ile 25'i toplamına eşitleyip alfayı 25 direkt rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ya da ne diyebilirsiniz? Hani şuraya x dediniz ya. Burası da x. E hocam burası x artı 25 ise burası 180'e tamamlayan açısıdır. Yani 155 eksi x yapar. Sayıyı 180'e tamamlayan 155. Ondan sonra x de burası da ne yapıyor? x'ten kurtulmam lazım. Eksi x yapar. Ya da ee, doğru 155. Ya da şöyle de diyebilirdik. Şöyle bir z kuralı var hocam. Burası 155 ise bunun tamamı 155. Buraya 155 eksi x kaldı. Sonra bu üçgende de iç açılar toplamı 180. Alfa artı 155 eksi x artı x eşittir 180 dediğimiz zaman x'ler nanay olur. Alfa da 180 eksi 155 çıkar. Yani cevap böylelikle kaç çıkar? 25 derece çıkar. Evet 12. soru böylelikle edremit oldu. Tabii ki üçgen bilgisi 2 iç açı bir dış açı. Yani x artı alfa eşittir. x artı 25 deyince daha kolay çıktığında farkındasındır. Üçgende açıyı öğrendikten sonra tabii ki bunu daha rahat bir şekilde yapacaksın dostum. Çünkü geometri de diyoruz ki konu ilerledikçe zaman geçtikçe konuyu geometri daha güzel bir şekilde oturur diye hep söylüyoruz. O yüzden bu da soruları yapamadıysan hiç merak etme zaman ilerledikçe bu soruları da yapabilecek seviyeye geleceksin. Evet gençler böylelikle olayı hallettik mi? Hallettik. Sırada ne var? Test 1'i çözdük. Sırada ne var? Test 2 var. O zaman bir sonraki videoda Doğru açılarda test 2 ile görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.